çözeceğim. Ben çözerken siz de takip ederseniz, yetişemediğiniz durumlarda videoyu durdurup o şekilde takip ederseniz sizin için daha faydalı olur. Şimdi birinci soruyla başlayalım, isim fiil ile. Açıklamaya göre aşağıdaki seçenekteki cümle noktalı yere yazılabilir. Hangi seçenekteki cümle noktalı yere yazılabilir diye soruyor. Fiillere ma, mak, ış. Biz bunu nasıl öğrenmiştik? Maışmak ya da işmemek. Ekrenin getirmesiyle yapılan ve cümlede isim görevinde kullanılan sözcüklere biz isim fiili diyorduk. Örnek cümle olarak şıkları incelediğimizde iyi puana ulaşmak, sabır, çaba, ümit gerektiriyordu derken buradaki mak, mek eki isim fiil ekidir. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacaktır. İkinci sorumuz, bu cümlede numaralı sözcüklerin türleri aştakilerin hangisine doğru verilmiştir derken buranın yemeklerine alışkın olmayanlar buraya özgü yemekleri yerken genellikle pek keyif almazlar diyor. Burada yemek sözcüğü artık isim fiil olmaktan çıkıp atlaşmıştır. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Kalıcı at. C ve D'de kalıcı at var. Öbürüne bakalım. Buralara özgü yemekler derken yine aynı şekilde yemek, makmek burada isim fiil değil. İkisinde de kalıcı at oluşturmuştur yemek sözcüğü. Cevabımız C şıkkı olacak. Üçüncü sorumuz, numaralanmış cümlelerin hangisinde isim fiil ya da at eylem yoktur? Birinciye bakalım, yavru kedicinin çaresiz bakışı. Buradaki ış, kamp yerinde biriken çöpleri aşağıya indirmek için indirmek, makmek. Bayram haftası boyunca aralıksız çalışan işçilere ikram verildi. Burada herhangi bir isim fiile rastlayamadık. Bu yöntem konularından hepimizin dinlenmeye, buradaki mame isim fiil ekidir diyoruz. Ve üçüncü maddemizde isim fiil ad eylem yoktur. Cevabımız C şıkkıdır. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz ne diyor? Aşağıdaki cümlenin hangisinde isim fiil eki almış bir sözcük yoktur diyor. Yazarın bu kitabını da okumak ister misiniz derken buradaki makmek eki. Tanımadığın kişilerden bir şey alma derken buradaki dıktik sıfat fiil eki. İleride göreceğiz. Bugün de yemeği hazırlamak derken buradaki mak eki. Ödevlerini bitirmek için derken buradaki mek eki isim fiil ekidir. B'deki dık sıfat fiil eki olduğu için cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Bu metinde numaralı cümlenin hangisinde isim fiil kullanmıştır derken incelediğimizde maddeleri asansörün içinde bir başkası da varken pek çoğumuz endişe, tedirginlik, gerginlik, korku gibi duygular da içinde barınan kısaca tuhaf diye tanımlayabileceğimiz bir his içinde oluruz. Burada isim fiil yok. Uzmanlara göre bunun birkaç nedeni var şeklinde maddeleri okuduğumuzda dördüncü maddemizde araştırmacılara göre fiziksel olarak bu kadar yakın olmanın derken buradaki mame isim fiil ekidir. Cevabımız direkt Denizli olacak. Altın sorumuz aşağıdakilerden hangisinde isim fiil sayısı diğerlerinden fazladır derken aşkına baktım ben direkt diğerlerinden daha fazla olduğunu gördüm. Mevsim geçişleri derken buradaki ış iş eki, vücudun savunma derken buradaki ma eki isim fiil ekidir. İki tane diğerlerinde mak, me ve mak isim fiil ekleri birer tane. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacaktır. Gelelim 7. sorumuza. İsim, fiil, fiil, kök ve gövdelerine maışmak eklerini getirmesiyle türetilir. Daha önce de öğrenmiştik bunu. Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde isim fiil kullanılmıştır? Şıkları incelediğimizde dizelerde uğuldamak yaraşır ormanlara denizin güzelliği dalgasına derken buradaki mak eki isim fiil ekidir. Cevabımız Denizli olacak. 8. sorumuzda kendilmiş bölümlerden hangilerinde isim fiil vardır derken birincide batıştaki ış eki, ikinci cümlemizde yok. Üçüncü bölmemizde son vermek derken buradaki mak eki isim fiil ekidir. Dördüncüde de herhangi bir isim fiil eki yok. Dolayısıyla renklere baktığımızda doğru şıkkın A olduğunu görüyoruz. Dokuzuncu sorumuz her şey çocukken onunla tanışmamızla başladı derken burada tanışma isim fiil ekidir. Sorumuzda da zaten numaralı cümlenin hangisinde isim fiil kullanmıştır diyor. Direkt diğer maddeleri okumadan da cevabı bulabiliriz.
Onuncu sorumuz, bu dörtlükte geçen filmlerin özdeşi Aştekilerden hangisidir derken, burada ömrün ilk yarısı ikinci yarısını beklemekle, ikinci yarısı da ilk yarısının hasretiyle geçer derken, buradaki makmakeke isim fiili gider. Aynı durumda fiilimsinin özdeşi, yürek yüreğe değmişse eğer elin ele değmesine gerek yok derken, buradaki değmedeki m eki isim fiili gider ve özdeş olarak C şıkkını görüyoruz. 11. soru, buna göre Aştekilerden hangisinde çekim almış bir isim fiil vardır diyor. Filmsel isim çekim eklerini alabilirler. Örneğin okumaya çok zaman ayırırım cümlesinde okumay a derken buradaki a yönelme halekini almış. Burada da her zaman dedesine uğramayı ma isim fiili ki ı belirtme halekini alarak çekim eki almış durumdadır. Cevabımız Deniz'de olacaktır. 12. sorumuzda numaralımız dizelerin hangisinde isim fiil vardır derken birinci maddemize baktığımızda yardan ayrılması ölümden çetin derken buradaki mame'nin isim fiil olduğunu görüyoruz ve cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Gelelim sıfat fiiline. Sıfat fiil ile ilgili nasıl sorularımız var bakalım. Bu bilgilerle hareketle hangi seçimde sıfat fiil var derken sıfat fiil eklerini hatırlatalım. Anası mezar dikecekmiş şeklinde kodluyorduk. Yapılan araştırmaya göre Akdeniz bölgesinde en çok turunç reçeli satılmaktadır cümlesinde yapılan sözcü sıfat fiildir. Yani buradaki an eki sıfat fiil ekidir. Aynı şekilde şıkları incelediğimizde C şıkkındaki ortaya koyan ilginç iki makale yayınlandı derken burada an eki de sıfat fiil görevindedir. Cevabımız C şıkkı olacak. İkinci sorumuz, aşağıdaki cümlenin hangisinde yiyecek sözcüğü sıfat fiil olarak kullanılmıştır derken, dolapta yiyecek bir şeyler kalmamış derken, yiyecek, yemeyecek, olumsuz yapılabildiği için buradaki acı geçecek sıfat fiil ekidir diyoruz. Diğer şıklara bakalım, kafanızı karıştıran bir durum olabilir belki. Bu köfteleri Ahmet gelince yiyecek, gelecek zaman eki, zaman eki olarak kullanmış. Sağlıklı yiyecekler derken buradaki yiyecek atlaşmış, yani isimleşmiştir. Zararlı yiyecekler derken yine C şıkkında olduğu gibi atlaşmıştır. Üçüncü sorumuza baktığımızda bu metin olmuş cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır derken birinciye baktığımızda maz eki, ikinciye baktığımızda en eki, üçüncüye baktığımızda herhangi bir sıfat fiil eki olduğunu olmadığını görüyoruz. Cevabımız dolayısıyla C şıkkı. Dördüncü maddede de dık dik eki sıfat fiil eki olduğu için dördüncü maddemizde de var. Cevabımız C şıkkı olacak. Dördüncü aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır derken şıkları incelediğimizde dık 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 eklerin sıfat fiil olduğunu görüyoruz. Deniz'de de sıfat fiil eki olmadığını görüyoruz. Cevabımız Deniz olacak. Bu metne alt çizgili kelimelerden hangi sıfat fiil değildir derken burada tükettiğimiz besinler tık tık yiyecekler burada atlaşmış olduğu için yani fiilin sözelliğini kaybetmiş, etkileyen, anen, kızarmış, mışeki. Dolayısıyla cevabımız yiyecek, B şıkkı olacak. Hangisinde sıfat fiil vardı derken, şıkları teker teker incelediğimizde, şiir yani söz söyleme sanatı geçmiş asırlar içerisinde birçok değişikliğe uğramış, en sonunda da bugünkü noktaya gelmiş derken buradaki mışeki sıfat fiil ekidir. Cevabımız Bursa'dır. Yedinci sorumuza bakalım. Bu iki cümle aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil yardımıyla tek cümle haline getirilmiştir? Şimdi fiilimsel iki cümleyi birbirine bağlayıp tek bir cümle oluşturmamı sağlar. Fiilimiz kullanılarak bisikletten düştü ve çok ağladı cümlesi bisikletten düşünce çok ağladı şeklinde tek cümleyle dönüştürebilir. Biz bunu fiilimiz kullanarak birleştireceğiz. Karanlıkların içinde bir adam geldi elinde yiyecekleri köpeklere attı derken karanlıkların içinden gelen adam elindeki yiyecekleri köpeklere attı şeklinde an en sıfat fiil ile kurulan bir cümle oluşturmuştur. Cevabımız Bursa olacak. 8. sorumuz kurallara uymayan kişilere uyaralım cümlesinde fiilimselerin türce özdeşi seçeneklerin hangisinde vardır derken uymayan an en sıfat fiil eki. Sevmeyi en iyi bilen kişiler en çok sevilenler derken buradaki an en eki de yine sıfat fiil ekidir. Cevabımız A olacak. 9. soruya baktığımızda bu metnin numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır derken birincide okuduğumuzda olmadığını görüyoruz. İkincide an eki, üçüncüde mış ve yine en ekleri sıfat fiil ektir. Dördüncüde de olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla 2 ve 3 Bursa şıkkıdır. 10. sorumuz buna göre aştekilerden hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır diyor. Çürümüş meyveleri çöpe attık cümlesinde çürü fiili mişekin araklarının özelliğini bildirir için sıfat fiil olmuştur. Aynı özellikle düşen, görülecek, tükenme sözcükler sıfat fiil ektir. Beşinde öyle bir durum söz konusu değildir. O zaman cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. 11. sorumuz numaralı cümlenin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır derken burada birincide olmadığını görüyoruz. Dördüncüde de olmadığını görüyoruz. İkincide ir, üçüncüde de aca gecek. Yani 2 ve 3 cevabımız Bursa şıkkı olacaktır.
12. sorumuz. Dik eki açlık cümlenin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? Buradaki tanıdık yüzler cümlesinde tanıdık sözcüğü sıfat fiildir. Biz seni böyle tanıdık cümlesinde tanıdık sözcüğü çekimli fiildir. Ne annemizden ne babamızdan gördük. Biz böyle bir davranış derken buradaki gördük, dik dik çekimli fiilken diğerlerinde bildiğim tüm sokaklar, tattığım en güzel yemek ve bilindik olaylar burada fiilimsi yani sıfat fiil göreminde kullanmıştır. Dolayısıyla farklı olan A çekimli fiil göreminde kullanılmıştır diyoruz. Gelelim atlaşmış sıfat fiillere. Birinci sorumuz buna göre hangisi için ki atlaşmış sıfat fiil kullanmıştır derken konuşan öğrencilere uyar derken konuşanlara uyar şeklinde öğrencileri konuşanlar içerisinde ele alınarak oluşturulmuştur sıfat fiil. A'da katılacaklar, B'de yazdıklarımı, C'de katılanlar incelediğimizde D şıkkında herhangi bir durum söz konusu değildir. Cevabımız dolayısıyla D olacak. İkinci sorumuz. Sevgiyi anlatmasını bilen kişiler ancak sevgili olur cümlesinde sözcüklerden hangisinin ekini bir önceki sözcüğe ekleyerek sözcüğü çıkarılırsa cümlede atlaşmış fiil olan kelime elde etmiş oluruz. Buradaki bilenler şeklinde olur. Kişi sözcüğünü çıkarmamız lazım. Yani kişiler çıkarıp lerekini bilene eklersek bilenler şeklinde atlaşmış sıfat oluştururuz. Cevabımız Denizli olur. Üçüncü soruda bu metnin numaraları sözcüklerin hangisi atlaşmış sıfat fiildir derken incelediğimizde dördüncü maddeki bakalım. Alanları sayabiliriz. Üretim, test ve iyileştirme gibi alanları yani böyle bir alan dalları varmış ve isim sözcükte yer almadığı için alanlar şeklinde atlaşmış sıfat fiil görevinde kullanmıştır. Cevabımız Denizli olacak. Dördüncü sorumuz açlık cümle hangisinde atlaşmış sıfat fiil tamlanan olarak kullanılmıştır derken kaşa hikayelerinin çok okunanıydı şeklinde burada okunan hikayeleri şeklinde değil de okunanı olarak kullanmış ve cevabımız Deniz olacak. 5. sorumuzda hangisinde atlaşmış fiil kullanmıştır derken incelediğimizde lezzetli yemek yapanlarla yapmayan bir olur mu? Yapan insanlar yapmayan insanlar şeklinde de oluşturabiliriz. Yani yapanla yapmayan bu da atlaşmış sıfattır. Cevabımız C olacaktır. 6. sorumuz açlık cümlenin hangisinde atlaşmış sıfat fiil vardır derken şıkları incelediğimizde C şıkkında çalışanları bilen daha huysuz ve stresli yapıyor derken buradaki çalışan insan yerine çalışan kullanılarak atlaşmış sıfat görevindedir. Cevabımız C şıkkı olacak. Burada sıfat fiil kullanılmıştır diyor. 3'te yakışan, 4'te sıkan yine aynı şekilde sıkan. Yani 3'te 4'te kullanılmıştır. Cevabımız C şıkkı. Yukarıdaki açıklamaya göre cevabımız C olacaktır. 8. soruya geldiğimizde bu açıklamaya göre açlık hangisinde sıfat fiil farklı bir görevde kullanılmıştır. A'da atlaşmış, B'de atlaşmış, D'de atlaşmış ama C'de normal sıfat fiil görevinde kullanılmıştır. Cevabımız C olacaktır. 9. soru sıfat fiil çekimek aldıkken genellikle sıfatlar gibi atlaşırlar. Hangisi atlaşmamıştır? İncelediğimizde D şıkkında yaptığı çalışmalar atlaşmış sıfat şeklinde değil sıfat fiil görevinde kullanmıştır. Cevabımız Denizli olacaktır. 10. soruya geldiğimizde sıfat fiil kendilerinden sonra gelen isimler yeni düşer şeklinde kullanılır. Nitelikli isimler düşerse bu sıfat fiiller atlaşmış sıfat fiil denir. Konuşamayan insan yerine konuşamayan derdini anlatamaz şeklinde kullanılmış. Buna göre sıfat fiil insanın yerini tutmaktadır derken incelediğimizde Deniz şıkkında gürültüyü duyanlar pencereye üşüt derken buradaki duyanlar duyan insanlar anlamında kullanmış ve cevabımız Denizli. 10. soru hangi seçeneği birden fazla atlamış sıfat fiil var derken çok okuyan değil çok gezen daha bilgili olur. Cevabımız direkt Adana diye bulabiliriz. 12. ve son sorumuz Yahya Kemal Beyatlı'nın O Rüzgar adlı şiirinde alınan aşağıdaki dizilerin hangisinde atlaşmış sıfat vardır derken yaşamak zevki nedir bilmez ölümden korkan derken korkan insanlar yerine korkan anlamında korkan sözcüğü kullanıldığı için atlaşmış sıfat vardır. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Zarf fiile bakalım. Zarf fiilde ıp, ınca, alı, ken, madan, dıkça, arak, remez, dığında gibi ekler getirerek yapılan ve eylemin zaman veya durum bakımından tamamlı sözcükler zarf fiildir. Örneği incelediğimizde bununla ilgili hangisinde zarf fiil kullanmıştır diye sormuş. A'da dıkça, tanıdıkça burada zarf fiile gidir. Cevabımız direkt A şıkkıdır. Açtaki cümlelerin hangisinde zarf fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır derken şıkları incelediğimizde D şıkkı zaman anlamı, diğerleri de durum anlamı katmıştır. Üçüncü soru açtaki cümlelerin hangisinde numaralı sözcüklerin hangisi zarf fiildir derken burada ıp eki zarf fiile gidir. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Dördüncü sorumuzda zarf fiil kullanmıştır derken arak eki ve e eki 1 ve 4'te cevabımız Denizli. 5. soruda zarf fiil cümleye zaman anlamı katmıştır derken kapanınca zaman anlamı katmıştır. Diğerlerinde durum anlamı vardır. 6. soruya baktığımızda yine zarf fiil kullanmıştır. Arak ve tıkça yani 1 ve 4'te kullanmıştır. Cevabımız Denizli olacak.
7. soruya baktığımızda özdeş bir fiilimsi vardır. Buradaki fiilimsiye baktığımızda C şıkkının ara gerek durum zarfı olduğunu, diğerlerinin zaman olduğunu görürüz. 8. soruda bu şeyde fiilimsi ile özdeş fiilimi hangisinde fiilimsi hangisinde vardır? Can, hani silkinerek yatıyor derken aynı şekilde cevabımız C şıkkı olacaktır. Hoşçakalın.